Hem bıraktığınız yerden Buyurun. hem e, şunu söylemiştiniz, iktidarın şu an erken seçime gitmek istemeyeceğini. Mehmet Ali Kulat'ın son cümlesi de bence çok önemliydi. Psikolojik üstünlük muhalefette dedi. Kesinlikle katılıyorum. Ee, yalnız bir iki unsur daha var. Erken seçim olur mu olmaz mı ne zaman olur belirleyici unsurlar. Bunlardan bir tanesi Covid'in ne kadar ve nasıl kontrol altına alınacağı. ...bu kış eskisi gibi güçlü bir şekilde gelip gelmeyeceği... ...eğer Covid kontrol altına alınırsa bu ekonomiye de yansıyacaktır... ...her yerde bu örneği veriyorum... ...iktidar medya gücüyle ekonomi tıkırında, ekonomi yoluna girdi... ...algısı yaratabilir seçmen üzerinde... ...bunu ne kadar ikna edici olur o ayrı mesele... ...fakat rakamla örnek vereyim... ...Covid öncesi 10 olan bir gösterge, Covid'de 1'e düştüyse... Biraz toparlanmayla ikiye çıktıysa iktidar bunu aa bak birden ikiye katladık, ikiye katladık bu konuda diye ekonomiyi pembe tab tablo olarak sunabilir. Bunu yapacak e, ve algı yaratabilecek güçte de medyayı kontrol ediyor. İkinci en önemli konu bir türlü seçim yasası üzerinde ve ittifakları düzenleyecek yasa üzerinde anlaşamıyor ortağıyla. Çünkü MHP'ye yarayan AKP'ye yaramıyor, AKP'ye yarayan MHP'ye yaramıyor. MHP'ye yarayan belki aynı zamanda HDP'ye yarıyor. Ee, o yüzden e, bu erken seçimin nereye gideceğini, görme, ne zaman geleceğini görmek istiyorsak ekonomik gösterge ve meclisin bu konudaki çalışmalarını yakından takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet tam ekonomi demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında işsizlik konusuna girdi ve işsizlikle ilgili çalışmak isteyenleri iş sağlayabilmek için yeterli seviyeye yakında yaklaşacağımızı düşünüyorum dedi ama hem işsizlik oranlarına hem de özellikle genç işsizliğine baktığımız zaman tablo çok parlak değil. Ne söylersiniz bu konuda? Şimdi işsizliği önlemenin ve istihdamı arttırmanın bir tane yolu vardır. Devlet yatırımıyla istihdam artmaz. Çünkü devlet yatırımı zaten yatırıma gidecek parayı vergi olarak toplayıp kendisi yatırım yapıyor demektir. Halbuki o para özel sektörün cebinde olsa ve eğer e, ekonomik atmosfer de ortam da güzelse zaten özel sektör o parayla yeni fabrikalar, yeni iş yerleri açacaktır ve istihdam alanlarını arttıracaktır. Fakat burada sorun güvendir. Yatırımcı güven duyuyor mu Türkiye'ye yatırım yapmaya? Veya Türkiye içindeki yerli yatırımcı yatırım yapmaya güven duyuyor mu? Ve o büyük bir soru işareti. Erdoğan'ın yönetiminde her şey bir kişinin iki dudağının arasında olduğu için bırakın yabancı yatırımcıyı, yerli yatırımcı bile uzun uzun düşünüyor. Yatırım yapayım mı, yapmayayım mı? Yarın sabah bir ters laf eder, al aşağı eder. İşte en güzeli e, faiz oranları ve enflasyon oranının tutarsızlığı. Resmi rakamlarla gerçek rakamlar arasındaki uçurum. Yani bu çerçevede e, baktığınız zaman, Hiçbir yatırımcı, yani Erdoğan bunları söyleyebilir. Erdoğan daha çok şey söylüyor. Onun işi pembe tablolar çizmek ama kazın ayağı öyle değil. Gerçek hayatta e, yabancı yatırımcı da, yerli, yabancı yatırımcı zaten gelmiyor. Yerli yatırımcı da bin kere düşünüyor bu ülkeye yatırım yapılır mı diye. O, o çerçevede ben gerçekçi bulmuyorum henüz Erdoğan'ın söylediklerini. Peki bu post-truth konusu var biliyorsunuz. Hakikat ötesi diye tanımlanan olay ve Özellikle sel ve yangın felaketlerinden sonra iktidar sözcüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yalan terörü sözünü çok fazla bir kavram olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdi sonbaharda sosyal medya düzenlemesinin de geleceğini öngörerek nasıl bir düzenlemeye gidiyor olabiliriz? Ne dersiniz? Şimdi yalan terörü görmek istiyorsa iktidar partisi ve partileri ee, geçtiğimiz 10 yılda e, kamuoyuna e, vaatlerini bir inceleyelim. Orada yalan terörünün nerede olduğunu, muhalefetten mi kaynaklandığını, iktidarın kendisinden mi kaynaklandığını görürler. Bakanların ağzından çıkan laflar vardır. İşte 2015 e, seçim e, panolarını hatırlayın. Uçağımız göklerde, arabamız yollarda, savaş uçağımız, yolcu uçağımız, uzay üssümüz yalan arıyorlarsa önce aynaya bakacaklar kendileri iktidarın temsilcileri ondan sonra böyle bir yasa getirecekler. Tabii böyle bir yasayı çıkarmak demek benim gözümde sosyal medya 21. yüzyılın matbaasıdır. 500 sene önce matbaaya hayır, matbaayı istemezük kafası, 1930'larda 40'ların faşizminde kitap yakma kafası olarak dünyaya kök salmıştı. Şimdi de despot rejimler sosyal medyayı düşman görüyorlar. Çünkü e, vatandaşın kendi söyledikleri dışında hiçbir gerçeğe erişmesi işlerine gelmiyor. Hele hele böyle seçim yapılan e, yarı dandik demokrasilerde bu otoriter rejimler e, her türlü tedbiri almaya çalışıyorlar. Yani ben e, 21. yüzyılda bunda başarı olab olabileceklerini zannetmiyorum ama böyle bir yasayı geçirince de şaşırma. Seçimde e, demin dediğimiz gibi kendilerini güvende hissetmedikleri için muhalefeti susturmak için her şeyi yapıyorlar. Bunların başında yargı erkini kullanıyorlar. Yayın yasağı getirdik diyorlar. Habere erişimleri yasaklıyorlar. İkinci unsur rütük kullanıyorlar. Eee rütük işte ekran karartıyor, para cezalarıyla caydırıyor. Hatta e, bazı kanallar siz de dahil e, lisans iptali, cezası bile kapıda bekliyor olabilir en ufak bir şeyden. Onun için rütük de bu zihniyetin devamıdır. Bunların üstüne bir de sosyal medyayı da kontrol etmek sayesinde kendilerine işte oy sağlayacaklarını, seçimde avantaj sağlayacaklarını zannediyorlar ama her yerde olduğu gibi bu kafa teknolojiye yenik düşecektir uzun vadede. Mehmet Ali Kulat da bahsetti, siz de bahsettiniz. Özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener'in ee, son dönemdeki yükselen grafiğinden bir bütün halinde muhalefete bakarsanız iktidarın krizlerinden yeterince faydalanabiliyor mu sizce muhalefet? Son zamanlarda biraz daha başarılı. Bu muhalefet dünyadaki en şanslı muhalefet. Çünkü iktidar denilen olgu muhalefetin kucağına her gün tonla malzeme veriyor. Al bunlarla beni döv diye kamuoyunda. Yani Sedat Peker'in sözlerinden tutun yolsuzluklar, orman yangını fiyaskosu, envanterimizde uçak yoktu. Efendim sel felaketi, doğal afetler, Covid'le mücadele her bakımdan bir fiyasko ve muhalefet çok şanslı bunları kullanabilme açısından. Tabii medyanın 20 kanalın 18'ini kontrol altında tuttuğu için iktidar şimdi en büyük rakip olarak sosyal medyayı görüyor. Geçmişe oranla bu e, iktidarın kendilerine verdiği malzemeyi gündemde tutmaya başardılar çünkü bir gün iki gün gündemde tutup ondan sonra başka bir gündemin peşinde koşmak e, yararlı ve verimli bir muhalefet olmuyordu. Buna 128 milyarla başladılar. Bakın aylar geçti hala ağızlarda. Muhalefetin kullanabileceği çok imkan var. Medya gücü fazla olmasa bile e, kazandığı belediyelerdeki panolar onların, otobüs durakları onların, üst geçitler onların, ilçe başkanlarının duvarları onların. Ee, yani sokaktaki adamı bunlarla etkileyebilecekleri çok malzeme var. Ha bu iktidar tabii bunları susturmak için polis gücünü de kullanıyor, yargı gücünü de kullanıyor. Mesela ne, ne diyor? Hudut namustur. Hadi çocukları alıyorlar içeri. Ee, çünkü kimyası bozuluyor iktidarın. Bunlar millette farkında bunu. Onun üzerine politika değiştirip 11 Ağustos'ta yok sınırımızda öyle bir mülteci akını yok derken 15'inde İran'dan ciddi bir mülteci akını var deniyor. Yani muhalefet geçmişe oranla daha başarılı. Başarılı olmasının nedeni hem malzemenin çokluğu hem de bu önemli malzemeyi gündemde tutmaya çalışmaları. Bu açıdan ben e, yani daha başarılı buluyorum muhalefeti. Şimdi sizle birlikte bir dış politika konusunda da bakalım. Çünkü aslında en başta Mehmet Ali Kulat'la konuştuk. Bugün Türkiye'deki dış politika konuları